Evet, görüyorsunuz binalardakilerin çıkması isteniyor. Biz de kamerayı bir dakika alıyoruz. Deprem oluyor. Bina yıkılabilir üstümüzde. Çağlar gel. Çağlar kaç. Şunu. Bina sallanıyor. Çok kötü. Kaçın. Ne oluyor lan böyle? Deprem oluyor. Adana'da şu an deprem oluyor. Sen bırak onu bana. Evet. Yine kuvvetli bir sarsıntı var. Adana'da deprem oluyor. Şu an herkes panik halinde. Bakın ağaçlar sallanıyor. Binalar yıkıldı, yıkılacak. Yine çok kuvvetli bir artçı sarsıntı var. Şu an üstünde bulunduğumuz asfalt da sallanıyor. Binalarda durulmaması gerekiyor. Bakın binalar yıkıldı, yıkılacak. Ağaçlardan görebiliyoruz depremi. Uyarılar var. Herkes kaçıştı. Evet. Yüksek binaların olduğu yeri terk ediyorlar. Büyük bir panik var Adana'da. Şu an yine çok şiddetli bir artçı sarsıntı var. Görüyorsunuz enkazın üstündekiler orada bekliyorlar. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Hem binalar sallandı, hem üzerinde bulunduğumuz asfalt. Ve herkes geriye çekildi. Uzmanlar söylemişti 600'e yakın artçı sarsıntılar olabilir. Haftalarca sürebilir demişlerdi. Az önce yine Adana çok şiddetli bir şekilde sarsıldı. Saatler 13.20'yi 22'yi gösteriyordu. Evet. Şu an bir binanın yıkılacağını söylüyorlar. Burada 10-15 katlı binalar var. Yüksek katlı binalar. Gerçekten büyük bir risk var. Binalardan çıkılması gerekiyor. Bakın şimdi Çağlar Öztürk size gösteriyor. Binaların üzerinde çok ciddi çatlaklar var. Binalardakilerin dışarı çıkması gerekiyor. Adana'da çok şiddetli bir artçı deprem, artçı sarsıntı oldu. Sokaktakiler dahi panikteler. Binalar yıkıldı, yıkılacak. Bakın görüyorsunuz. Bu çatlaklar yeni oluştu ve o binalardakilere çıkmaları için çağrı yapılıyor. Burada bir enkazdaki çalışmaları anlatıyorduk canlı yayında ve o sırada depreme denk geldik. Adana'da Güzelyalı'dayız. Çukurova ilçesinde artçı bir sarsıntı oldu. Binalardaki çatlakları görüyorsunuz. Binalarda bulunulmaması gerekiyor. Riskli binalardan uzak durulması gerekiyor ki burada çok yüksek katlı binalar var. Görüyorsunuz o alandan da herkes kaçışıyor. Ve o bina, bir bina daha Allah korusun yıkıldı, yıkılacak. Bunlar eski binalar, depremden önce yapılmış binalar. 1999 depreminden önce yapılmış binalar. Çok katlı binalar ne yazık ki ve ciddi bir deprem riski altında. Evet, ekiplerde bir tane yolun sonunda bir bina çöktü. Çağlar oraya. Bir bina, caddenin sonundaki bir bina çöktü. Çağlar git geliyorum. Çabuk. Büyük bir felaket. Allah korusun. Adana'da artçı sarsıntı oldu. Caddenin sonundaki bir bina daha çöktü. Toz bulutunu görüyoruz. Binalarda durulmaması gerekiyor. Geç al. Yolları boşaltmaları gerekiyorlar. İnsanlar kaçışmaya çalışıyorlar. Şimdi o binanın olduğu yere gideceğiz. Kameraman Çağlar Öztürk'le ilerliyoruz. İleride yaklaşık 300-400 metre ileride bir bina çöktüğü bilgisi var. Toz bulutunu görebiliyoruz. Adana'da çok şiddetli bir deprem daha oldu. Binalarda durulmaması gerekiyor. Defaten uyarılar yapılmıştı.
burada enkazda çalışmaları izliyorduk. Tam o sırada bir deprem, bir artçı sarsıntı daha oldu. Ve şu an herkes sokakta, binalarda olanların terk etmesi gerekiyor. Yolların da boş bırakılması önemli çünkü buraya da yardım çağrısı olacak. Bu caddenin sonunda yine anladığım kadarıyla büyük bir bina yıkıldı. Çünkü toz bulutunu hala görebiliyorum.